Samimi Haber ekranlarından hepinize mutlu günler. Bugün siyaseti konuşacağız. Samimi Haber Yönetim Kurulu Başkanı ve iş insanı Sayın Mehmet Acar bizlerle. Yayın konuğumuz, hoş geldiniz. Hoş bulduk Sayın Alena Horasan. Teşekkür ederim. 31 Mart yerel seçimlerine çok az bir süre kaldı ve kulislerden aldığımız bilgileri samimihaber.com tarafından paylaşmaya devam ediyoruz ve adeta yer yerinden oynuyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu'yla İYİ Partililerin belediye başkanlıkları için görüşmelerini haber yapmıştık ve sonrasında dediğim gibi adeta yer yerinden oynadı. Neydi bu kulis bilgileri, hemen sizden alalım. Şimdi biliyorsunuz Ekrem İmamoğlu, hatta buna Mansur Yavaş'ı da dahil edebiliriz. Hı hı. Mansur Yavaş ve Meral Akşener arasında bir anne evlat, bacı kardeş bağı oluşmuştu. Bunu seçimlerde, genel seçimlerde Meral Hanım'ın masaya ikisinden birisi Cumhurbaşkanı adayı olsun diye dikte ettiği, hı-hı, herkes biliyor. Evet. Daha sonra işte Cumhurbaşkanı yardımcılığı formülüyle o krizi aşmışlardı falan. Sonra Meral Hanım çıktı işte, Afyon'da hayatımın en büyük hatasıydı dedi. Bu masada yer almak, o, hı-hı, ittifakı yapmak. Biz bundan sonra İYİ Parti olarak kendi yolumuza tek başına devam edeceğiz dedi. Daha sonra anladık ki İYİ Parti'deki kaynaklarla ve CHP'deki kaynakların bize aktardıkları bu bağın kesilmediğine yönelik, hı hı, bir takım bilgiler geliyordu zaten. İşte en son geçenlerde Samimi Haber ilk defa yayınladı. Hatta bazı bilinen yazarlar da bizim tweetimizi alıntı yaparak, Samimi Haber'in ikisini alıntı yaparak, ya biraz Samimi olun, hiç mi CHP kurultayını izlemediniz? Bu ittifakın olması mümkün değil anlamında bir takım şeyler söylemişlerdi. Hı hı. Sonra bir saat sonra o tweetlerini silmişlerdi. Herhalde birileri kulaklarına üfledi. Demek ki var böyle bir şey. Tabii. Şöyle yani işte haber merkezimize bana da gelen bilgiler şu yöndeydi. Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'da özel bir çalışma ofisinde İYİ Partililerle ittifak görüşmesi yaptığına yönelikti. Hatta hangi ofiste olduğunu da ben biliyorum. Bunu tabii kaynakları bize aktarınca biz de bunu araştırma gereği duyduk. Ve hakikaten de baktık ki, hı hı, gerçekten İYİ Parti adına bir takım kişiler İmamoğlu'yla görüşmeleri yapmışlar ve ittifak noktasında, hı hı, mutabık kalmışlar. Bunu da zaten Samimi Haber olarak bizim hem YouTube kanalımız hem de gazetemiz bunu gündeme getirdiğinde adeta yer yerinden oynadı. Beni çok milletvekili aradı. Ya onun olması mümkün değil, işte Meral Hanım'ın böyle bir tavrı var, bu tavırdan sonra nasıl olacak falan. Ya bekleyin görün demiştim. Daha sonra işte bu noktaya kadar geldi. Gördünüz işte İbrahim Özkan Büyükşehir Grup Başkan Vekili İYİ Parti'nin istifası istenmek üzere, çünkü görüşmelerde o da vardı. Hı hı. İstifası istendi. İhraç edilmek kaydıyla disipline sevk edildi. En son işte birkaç gündür televizyonlarda diyor ki biz bu görüşmeleri Meral Hanım'ın bilgisi dahilinde yaptık. Hı hı. Mansur Yavaş'ın dün açıklamaları var. Diyor ki biz hiçbir şeyi, biz diyor Özgür Özel ve Meral Hanım'ın bilgisi dışında bu görüşmeleri yapmadık. Ama burada bir handikap var. Sonuçta Sayın Meral Akşener dediğiniz gibi toplantıda işte altılı masadan ayrıldıktan sonra bir daha oraya geri dönmemeliydim, ah bu benim kafam deyip defalarca kafasına vurduğu görüntüleri her haberin başında görüntüleniyor. Bundan sonra belediye başkan adaylarını biz kendimiz belirleyeceğiz deyip akabinde böyle bir durumun ortaya çıkması gerçekten bir infiale sebep oldu. Nasıl bir ayrışma söz konusu olabilecek mi? Çünkü bir yandan da İYİ Parti'de artık yeni bir parti kurulacağı ayrışıldıktan sonra yeni parti kurulacağı konuşmaları da gündemde, kulislerde. Yani Demirel'in tabiriyle siyasette 24 saat çok uzun bir süredir. Dündür, bugündür. Ben hala her şeyin olabileceği kanaatindeyim. Çünkü
şu görüşmeleri biz Türkiye'de ilk defa biz tespit ettik. Kamuoyuna duyurduk. Ki hatta bizim yayınladığımız günün bir gün öncesi Meral Akşener'in gene üstüne vura vura biz tek başımıza seçimlere gireceğiz dedi. Toplantı konuşmaları vardı. Hı hı. Ama geldiğimiz nokta bir gün sonrası İYİ Partili bazı milletvekilleri, işte efendim söyleyeyim üst düzey parti yöneticileri, İmamoğlu ve İmamoğlu'nun belirlediği bir takım isimlerle görüşmeler yaptığını biz tespit ettik ve bunu da kamuoyuna haber servisini Samimi Haber ilk defa Türkiye'de yaptı. Hı hı. Dolayısıyla siyasette Demirel'in demin söylediğim gibi dün dündür, bugün bugündür, 24 saat çok uzun bir süre, her an her şey olabilir. Ben hala İYİ Parti'nin her ne kadar aday da çıkaracağım dese seçmen nezdinde İmamoğlu'yla, Mansur Yavaş'la ve bir takım buna benzer belediye başkan adaylarıyla ittifak yapacağı konusunda sandıkta en azından seçmen nezdinde artık tabana nasıl etki edeceklerse onu bilmiyorum. Ama çünkü İYİ Parti'nin çok büyük bir kısmı bunu istiyor. Hı hı. Meral Hanım da kendine göre haklı gerekçeleri var. O yüzden çünkü Meral Hanım da diyor ki bize işte büyük şehirler verileceği söyleniyor ama sonrasında bakıyoruz ki sadece birkaç belediye veriliyor deniliyor. Siyaset böyle bir şey işte. Evet. Yani siyasette siz hatırlar mısınız bilmiyorum. İşte 2007'de ANAP Doğru Yol Birleşimi'nde biliyorsunuz Demokrat Parti çıkmıştı. Hı hı. Erkan Mumcu Anavatan Partisi'nin genel başkanıydı. Mehmet Ağar Doğru Yol'un genel başkanıydı. Ve anlaşmışlardı. Anavatan Partisi Doğru Yol'un listesinde yani seçime girme kararı vermişti. Hı hı. Yüksek Seçim Kurulu'na Doğru Yol Partisi yetkilileri ki Erkan Mumcu işte bizden şu 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 şu, şu vekil olsun demişti. Listeyi Yüksek Seçim Kurulu'na bir verince Anavatan Partisi'nden bir tane adam yok. Kıyamet koptu. İşte siyaset böyle bir şey. Evet, listeler önümüze çıkınca göreceğiz. Tabii. Ki siyasette Cumhuriyet Halk Partisi'nde 1 Ocak'tan itibaren artık adayların sahalara ineceği de yine konuşuluyor. Evet. Peki AK Parti'ye dönecek olursak, AK Parti her zaman adaylarını en geç açıklayan parti olarak karşımızda. Demek ki orada da hazırlık aşamaları çok yoğun bir şekilde devam ediyor. Son olarak dün akşam yine Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan belediyeler nezdinde işte kimler olabilir, anket çalışmaları vesaire. Burada da bir takım kulis bilgileri var. Onları da öğrenmek isteriz. Nedir onlar? Şimdi şöyle, AK Parti'nin hakikaten bu konuda çok tecrübeli AK Parti. Hı-hı. Aday belirleme noktasında. Şimdi onu da ilk biz kulis haberi olarak vermiştik. Herkes işte AK Parti adaylarını artık açıklayacak derken biz aldığımız bilgiler doğrultusunda şunu demiştik. AK Parti yılbaşına kadar minimum birkaç belediyesini açıklayacak. Ondan sonrasını yılbaşından sonra yani Ocak ayını hatta Ocak ayının 20'sini bulabilecek duruma gelebilir. Adaylarını açıklayacak durumda. Bundaki sebep de şu. Bir strateji belirlemişler. Bakıyorlar ki işte bu muhalefet hangi adaylarla çıkacak ve o adaylara karşı bir hamle. Cumhurbaşkanı bu konuda çok tecrübeli bir isim yani yılların kurdu. O hamleye göre AK Parti'nin de bir hamle stratejisi var. Yani o tabii kendilerince bir çalışma yapıyorlar. Dolayısıyla işte şimdi ay sonuna doğru Cumhurbaşkanı'nın söylediği birinci derecedeki büyük şeyleri açıklayacağız demesini şöyle görüyorum. İşte Cumhuriyet Halk Partisi geçenlerde açıkladı. İstanbul, Ankara, Balıkesir bu tür büyük şehirlerini açıkladı. Muhtemelen AK Parti de aynı illerin bu muhalefetin karşısına çıkaracağı adaylarını açıklayacak. Geri kalan adaylıklarını da muhtemelen seçim sonrası, yılbaşı sonrasına bırakıp ondan sonra inceleyip sıkı dokuyup bu şekilde kamuoyuna çıkacaklarını düşünüyorum. Peki bu anket çalışmaları da yapılıyor ve anketlerle ilgili de bir takım bilgiler geldi bizlere. Anket çalışmaları acaba doğruyu mu yansıtıyor? Orada da bir manipülasyon yapılıyor mu şeklinde AK Parti ve MHP adaylarını beraber çıkartırken? Bununla ilgili görüşleriniz nelerdir? Ya şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Tabii bütün anket firmalarını kastederek söylemiyorum. Hı hı. Anket firmaları inanılmaz derecede manipülasyon yapıyorlar.
Bu konuda bize zaten çok ciddi ihbarlar da geliyor aday adaylarından. Hatırlarsanız yerel seçimlerde o kadar çok manipülasyon yapıldı ki Sayın Kılıçdaroğlu genel seçimlerde evet. Sanki Kılıçdaroğlu işte Cumhurbaşkanı seçildi şeklinde işte grafikler vesaireler o kadar çok hazırlandı ki ama sonucu hep beraber görmüş olduk. Şöyle, buradaki durum nedir? Şimdi biliyorsunuz şu an yerel seçim. Evet. Hazırlıkları var partilerde. Tabii illerde milletvekilleri var, il başkanları var. Bunları partiler görüşlerini alıyorlar. Yalnız tabii bu konuda insanın nefsi kişinin ve partinin faydasının önüne geçiyor. Niye? Benim adamım olsun. Mantığı burada yatıyor. Dolayısıyla mesela X atıyorum milletvekilleri veya il başkanları herhangi bir belediye başkanından memnuniyetsizlik ayrı. Kişisel şahsi problemler ki birçok ilde bu AK Parti'de yaşanıyor. İYİ Parti'de de, CHP'de de, MHP'de de hepsinde yaşanır. Yani klasik olan bir şey. Problem yaşıyor. Ama adam mesela diyelim ki ilinde başarılı veya ilçesinde başarılı. Bunu bir anket manipülasyonuyla ekart etmeye çalışıyorum. Sanki bu kendi adayı daha ön plandaymış gibi. Tabii yani bu doğru bir şey değil. Şimdi adam atıyorum İstanbul'da X bir belediye mesela. Avcılar Belediye Başkanı diyelim mesela. Adam başarılı diyelim. Şimdi kendi il başkanı, kendi bir takım milletvekilleri, partinin nezdinde güçlü milletvekilleri bunu ekart etmek için anket firmalarıyla bizim bildiğimiz ve tespit ettiğimiz durumlar var. İrtibata geçip anket firmalarına anketi manipüle ettirip sanki belediye başkanı çok başarısızmış gibi bir algı yaratıp genel merkezi bu konuda baskı altına alıp ve değiştirme yoluna götürüyorlar. Niye? Onun adamı değil. Keza ben bunlara bazı anket firmalarında mesela ben biliyorum anket firmalarının şirketlerinin genel merkezlerinde AK Parti'nin yörel yönetimlerden sorumlu başkan yardımcılarının bir takımının odaları olduğunu biliyorum. Net tespit yani bu iddia falan da değil. Yani şimdi yerel yönetimlerden sorumlu başkan yardımcısın. Senin ne işin var o şirketin odasında? O şirketin odasını ne diye kullanıyorsun? ARGE'den sorumlu kullanacaksa da ARGE'nin tahsis ettiği ve görevlendirdiği bir isim gider. Ortak çalışma yapar. O odayı kullanır. Yerel yönetimlerden sorumlu genel başkanın yardımcısının orada odası var. Net yani bunu bilin. Şimdi o yerel yönetimlerden sorumlu başkan yardımcısını etki altına alan il milletvekilleri onun üzerinden çok rahatlıkla manipülasyona gidebiliyorlar. Evet, halkın bu yönde çok büyük beklentisi var. Özellikle bu ekonomik krizde yerelden başlayıp, mahalle seçimlerinden başlayıp da belediyeler, büyükşehir belediyeleri sonuçta bu ekonomik krizi bir şekilde belediyelerle beraber çözmeye çalışıyorlar. Bu anlamda partiye değil de hepimiz hangi yani aday daha çok verim sağlayacaksa, işine gelecekse, işine yarayacaksa onu seçmek için aslında burada kıran kırana bir savaş var diyebiliriz resmen. Ya biraz şöyle bir şey var Sayın Orasan. Benim adamım olsun mantığı var. Tamam mı? Dolayısıyla anket firmalarını ben çünkü Cumhurbaşkanı anketlere çok önem veriyor. Tabandan geldiği için halk tarafından sürekli yıllarca seçim kazandırıldığı için biliyor. Yani bir de yani çamuru da biliyor, asfaltı da biliyor. Dolayısıyla halkın gözlemlerine çok önem veriyor AK Parti'nin genel başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Keza aynısı Cumhuriyet Halk Partisi'de de var, MHP'de de var. Mesela ben size bir örnek daha vereyim. İşte belediye başkanlarıyla milletvekillerinin şahsi çatışmaları partiye çok ciddi zarar veriyor. Tabii ki. Bunu kendi şehrim Erzurum'da gördüm. Yani yerel seçimlerden önce genel seçimler vardı. Sadece İktidar Partisi'nden örnek vereyim. İYİ Parti'den de örnek vereceğim. İktidar Partisi 100 bin oy kaybetti. 100 bin oy. Bir destekten bir köstekten. Evet. 100 bin oy kaybetti. Niye? Çünkü didişmeler var, problemler var.
İyi Parti milletvekili çıkartmıştı bir önceki dönem. Bu dönem orada milletvekili çıkartamadı. Hı hı. Dolayısıyla buradaki temel sıkıntı şu. Kişilerin çatışması yaşanıyor. Hı hı. Yani aslında bu siyasi partilerde olağan bir şey sürekli var ama son dönemlerde de müthiş de arttı. Mesela ben size bir şey daha vereyim. Ondan sonra anket durumuyla ilgili yine bir şey soracaksanız cevaplayayım. Erzurum'da, benim memleketim. Herhalde siz de bana sabah Erzurum'dan çok aday adaylarından evet. Şey geliyor demiştiniz. Bilgiler manipülasyon evet. yapıldığına dair anketlerde. Sabah bana siz sunmuştunuz. Siz de bunu konuşalım demiştim. Şimdi bunu konuşalım ki şehir zarar görmesin. Tabii ki. Şehire faydalı olan insanlar seçilsin. Şimdi Erzurum'da ben sadece bir soru soracağım. Cevabını ben biliyorum. Cevap vermesini de bekliyorum. Vermezse kendisini bileceğiz. Ama ben biliyorum cevabını. Geçen hafta ayın 8'inde miydi? Ayın 8'i bir önceki hafta. Ayın 8'inde biliyorsunuz Palandöken kış sezonu açıldı. Evet. Kış turizm sezonu açıldı. Gayet güzel, görkemli. Palandöken kayak merkezimiz dünyanın sayılı kayak merkezlerinin arasında, başında geliyor. Hı hı. Kim vardı orada? İşte Erzurum Büyükşehir, Belediye Başkanı vardı. Efendim ben söyleyeyim, sanırsam milletvekili ben gördüm yanında resimlerde. Selami Altınok vardı. Şimdi bana gelen bilgi şu. Büyükşehir Belediye Başkanı ile Selami Altınok'un el ele fotoğrafları gayet güzel. Yani zaten bu olmalı. Hı hı. Ama bunu yaparken samimi olmalı. Şimdi ben soruyorum. Ayın 8'indeki kayak şöleninin açılışına, turizm ayının açılışından önce Sayın Selami Altınok, o gün el ele tutuştuğunuz, hatta konuşmanızda da öve öve bitiremediniz, Mehmet abi diye hitap ettiniz. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı için bilinen bir anket firmasının sahibini arayıp ya bize yardımcı ol, bu Mehmet Sekmen'i mutlaka göndermemiz lazım buradan deyip manipülasyon yapması noktasında böyle bir ricada bulundunuz mu, bulunmadınız mı? Bunun cevabını bekliyorum sizden. Bak ben cevabını biliyorum ama kamuoyu bilsin. Ben evet. cevabını biliyorum. Yani düşünebiliyor musunuz? Yani Büyükşehir Belediye Başkanı başarılı başarısız. İlçe Belediye Başkanları başarılı başarısız. Hı hı. Bu tartışılır, o ayrı bir şey. Evet. Şimdi biraz samimi olmak da bu işte partilere kamuoyu nezdinde zarar veriyor. Ya el ele tutuşuyorsun. Bir hafta önce bilinen bir anket firmasının sahibine telefon açıyorsun. Ve o anket firması da etkin bir firma. Cumhurbaşkanı da itibar ettiği bir firma. Hı hı. Dolayısıyla hatta bir önceki genel seçimlerde aynı manipülasyonu biz öğrendik. Erzurum milletvekili vardı İbrahim Aydemir. Anketlerde kötü çıktı diye adamı listeye koymadılar. Ya adam Erzurum'un en ucuna köşelerinde bilinen adam. Erzurumların hayranlıkla ya telefon açıyoruz, en azından adam telefonlarımıza çıkıyor, derdimize koşuyor evet. diyebildiği bir adamı, adamın Erzurum'da anket manipülasyonuyla devre dışı bıraktılar. Ama ben bunu biliyorum. Benim babamın oğlu değil, o ayrı bir şey. Bu aynısı CHP için de geçerli, İYİ Parti için de geçerli. Şimdi mesela ARGE'den sorumlu genel başkan yardımcısı Mustafa, açıklama yaptı. Evet, Mustafa Şen'den beri. Mustafa Şen geldi. Dedi ki bizim böyle bir anketlerle işte bu, ondan sonraki gün o anket firması bir daha arasında devam etti. İşte aday adaylarını bazılarını koymuyor. Hı hı. Bazılarını koyuyor. Şimdi bir anketin maliyetinin ne kadar olduğunu biliyor musunuz? Bu anket firması durup dururken yapmaz. Niye? Ya maliyeti var bunun. Şimdi bana kimse gelip de demez. Ya anket firmaları kendilerini nabız tutuyor. Ona göre de şey yapıyor. İyi de bunun bir maliyeti var. Hı hı. Anket firmaları bu maliyeti almadan bu tür kamu araştırmalarına giremezler. Cebinden niye harcasın adam? Ya parti verecek ona. Ya partinin adına başkaları verecek ona. Parasını verecek. Adam da maliyetini alacak. Çıkıp araştırmasını yapacak. Çünkü iletişim giderleri var, yol giderleri var, o var, bu var. Yani hiçbir şey yapmasanız, telefonla bile yapsanız en az bir 500 bin liralık bir maliyeti var.
Niye adam 500 bin lira AK Parti'nin veya İYİ Parti'nin CHP'nin adayı kim olsun? Şu mu olsun? Desin ki. Tabii. Dolayısıyla bunları görüyoruz. Burada... Acaba bir yandan da şu soru aklımıza geliyor. O günden bugüne ne değişti de bu durumlar meydana geldi diye de insan aklına geldi. Ya şimdi şöyle, yani Erzurum özelinde mi soruyorsunuz? Evet, Erzurum özelinde soruyorum. Muhtemelen aldığımız bilgi de o yönde. Cumhurbaşkanının mevcut belediye başkanlarının çok böyle afaki durumlar olmayanlarla yola devam edeceğini söylediği iddia ediliyor. Benim şahsi tahminim, bilmiyorum tabii, daha aday açıklanmadığı için. Acaba bunlar haber aldı, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı devam edecek diye mi artık elinde tutma gereği duydu? Onu da artık kamuoyunun takdirine bırakıyorum diyelim yani. Siyaset çok garip bir şey yani. Evet, ve halkın da beklentileri çok büyük. Evet. O yüzden de hiçbirimizin, hiç kimsenin bir şekilde bunlara mahal vermemesi gerekiyor diye de son noktayı koymuş olalım. Varsa son sözlerinizi de almak isterim. Şimdi bu süreçte Milliyetçi Hareket Partisi çok güzel bir süreç yürütüyor. Evet. Tabii burada lider önemli. Tabii ki onların da ayrıştığı noktalar oluyor. Tabii ama ya. Biz bunları çarşaf çarşaf çok güzel okumuyoruz. Bir mesela Cumhur İttifakı içerisinde yer alıyorlar. Hı-hı. Gayet güzel. Bütün aday ilçelerde aday adayların müracaatlarını Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz nezdinde aldılar. Evet. Çok önemli bu. Yani kendi aday adaylarına verdikleri değeri, hı-hı, gösterdiler. Dolayısıyla Milliyetçi Hareket Partisi bu süreçte en başarılı müracaat edilen partiler arasında, hem aday çokluğu hem de manipülasyona mümkün mertebe mal vermeyecek bir çalışma sistemiyle. Ben tebrik ediyorum MHP yönetimini. Anket firmalarının manipülasyona her zaman açık olduğunu belirtmek istiyorum. Bunlarda gördüklerimiz var, yaşadıklarımız var, şahit olduklarımız var. Dolayısıyla anket firmalarından da ricamız, ya parayı veren düdüğü çalar mantığını bıraksınlar artık ya. Hepsi için söylemiyorum. Hı hı. Bakın, işini gerçekten güzel yapan anket firmaları da var. Tabii, profesyonel, tarafsız olanlar. Tarafsız, gayet güzel. Ama geldiğimiz nokta, yerel seçimleri böyle bir para kaynağı gibi görüp kimden ne alırsak kârdır mantığıyla gitmek doğru bir şey değil. Bakın, ben toplantılarda söylüyorum. Kesinlikle hiçbir aday adayını almayacaksınız diye. Hı hı. Doğru mu? Söylüyor muyum? Doğru, evet. Niye? Almıyoruz kardeşimiz. Bizim aday adaylarının parasına, puluna ihtiyacımız yok. Olan var, olmayan var. Olan var, olmayan var. Biz hiç kimseyi almayız. Dolayısıyla bizim onlardan reklam, bilmem, gelir ihtiyacımız da yok. Biz yolumuza böyle devam ediyoruz. Evet, biz genel haberlerimizle devam ediyoruz. Doğru, tarafsız, ama bildiklerimizi de sizlerle paylaşmaya da devam ediyoruz. Çok teşekkür ederim değerli katkılarınızdan ve bilgilendirmelerinizden dolayı. Ben teşekkür ediyorum bizleri konuk ettiğiniz için. Zaman zaman böyle yayınlar yapıyoruz. Samimi Haber'de bu arada epey gidiyor ha. Tebrik ediyorum sizi. Evet, yorumlar da çok güzel geliyor. Evet. Hem halkımızdan hem izleyenlerden. İdealimiz bizim 2 yıl içerisinde Türkiye'nin İlk beşine sokmak Samimi Haber'i. Şu an hızla merdivenleri tırmanıyoruz. Samimi Haber izleyenlerini buradan saygıyla, sevgiyle, hürmetle selamlıyorum. Sizlere de kolaylıklar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Samimi Haber Yönetim Kurulu Başkanı, iş insanı Mehmet Aca bizlerleydi. Samimi Analiz programını burada noktalıyoruz. Bir sonraki programda yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.